Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün değirmenlik bölgesi için yepyeni bir adayımız var. Çok güçlü bir adayımız var. O güçlü adayı da tanıtmak için buradayız. Ebru Törehan hanımefendi bunu bize kendisi yapacak. Ben soru sormak da istemiyorum aslında. Çünkü kendisinin bir akışı var. Yani ona şimdi karar verdim. O akışa bırakacağım gitsin. Sorularımı tamamıyla böyle kenara aldım. Buyurun hep beraber Ebru Hanım'a hoş geldiniz diyerek konularımıza girelim. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın. Öncelikle çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Sabah sabah sizden aldığım enerjiyle mutlu bir güne başlıyorum. Ne çok güzel, teşekkür ediyorum. Güzel. Ebru Hanım karşılıklı hakikaten. Şimdi sizler başarılı iş insanlarısınız. Kıbrıs'ta çok uzun zaman yani bilinen işleriniz, bir futbol kulübünün başkanlığınız, siz başkan evet. Yardımcılığınız var orada. Yani siyaset hakikaten çok zor, nankör. Yani bunu her türlü şekilde tanımlayabiliriz ve çoğu da hoş değildir genelde. Niye? Niye siyaset? Niye giriyorsunuz? Ve insanları mutlu etmesi, tatmin etmesi zor olan bir seviyede, belediye başkanlığı seviyesinde neden böyle bir karar aldınız? Şöyle söyleyeyim. Zaten okuduğum okul ve mesleğim gereği insanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Birilerine yardımcı olmayı çok seviyorum. Bu benim hani genetiksel yapımda olan bir şey. Aile yaşantımdan ben böyle büyüdüm. İnsanlar bu soruyu bana çok seviyor. Neden bu kadar yardım yapıyorsun? Bu sadece değirmenlik bölgesi için değil, değirmenlik bölgesinin dışında da birçok aktivitede ve faaliyetin içerisindeyiz. Neden belediye başkanlığını seçtim? Bir gün değirmenlikten yukarıya çıkarken arabamın üstüne böyle bir bayan elleriyle vurdu. Ben çarptığımı zannettim açıkçası. Büyük bir panikte durduğumda kendisi benden süt istediğini söyledi. Ve ben orada darmadağın oldum. Yani ihtiyaçlarını hallettim, gittim, yerinde gördüm. Gerçekten çok zor durumdaydı. O gün onu yaşadığım olayda kendisine birkaç soru sordum. Neden destek alamadığını, neden yardım alamadığını. O gün ben belediye başkanı olmaya karar verdim. Çünkü bir belediye etrafında bulunduğu yaşayan insanların hizmet etmekle yükümlüdür. Yasa ve tüzük de bunu söyler. Belediye başkanı unvanını alıp koltukta oturmak, orada gerekli görevleri insanları görmezden gelemezsiniz. Ben zaten kimseyi görmezden gelmiyordum. Ve etrafımda bununla ilgili çok büyük bir ağ oluştu. Ve o insanlar beni bu göreve ittiler. Onlar istediler. Onlar beni seçtiler aslında. Çok güzel. Şimdi de bir seçim sürecine geldik. Onların sayesinde, onların desteğiyle ki hala bölgem bırakın bölge dışında da bir Ebru Törehan olduğu biliniyor. Ve benim niyetim biliniyor. Ben onlar için geliyorum. O evet. kadar eminler ki buna. O yüzden belediye başkanı olmak, insanların sorunlarıyla ilgilenmek benim için çok zor olmayacak. Evet. Peki değirmenlik bölgesi sırf bu olay olduğu için mi orada? Yani değirmenlik bölgesi size ne ifade ediyor? Değirmenlik bölgesi benim vatanım gibi. Yani vatanımın bir parçası. Nerelisiniz dediğinizde ben değirmenlikliyim diyorum. İlk başta spor kulübümüz orada. Orada benim bir sürü çocuğum var. Bana artık kimse şey diyemiyor. Bir tane kızı var diyemiyor. Benim bir sürü oğlum, bir sürü kızım var çünkü. Neyse. Zaten oraya geldiğinizde de insanlar bunu görüyorlar. Orada biz ailelerle manevi bir bağ oluşturduk. Onlar nasıl onların evlatlarıysa benim de evlatlarım aynı şekilde. Onların doğru ortamlarda yetişmesi için kulübümüzde elimizden gelen her şeyi yaptık. Kulüp dışında da bölge içerisinde birçok kulübe de desteğimiz var. Bırakın bölge dışında da birçok kulübe desteğimiz var. Ben en büyük yatırımın insan olduğunu düşünüyorum. Ve evet. Bir ülkenin en büyük silahının akıllı, eğitimli gençler olduğunu düşünüyorum. Ve bizim gençlerimiz çok eğitim ve akıllı gençler. Bunu sporla desteklediklerinde daha da bilinçli yapıya sahip oluyorlar. Değirmenlik benim belki orada doğmadım ama ruhumda doğduğum yer söyleyeyim. Evet, zaten Kıbrıs'ta hem savaştan beri hem de nüfus artışıyla birlikte kimse bir yerde doğmuyor artık. Yani evet. orada doğmak gerekmiyor. Evet. Bugün siyasilerimizde de bu böyledir. Evet.
Lefkoşa'da olan Lefkoşa'da doğmuyor ama hayatımız burada geçmiştir. Herkes Limassol'dan bir yerden geçmiştir. Sizler başka yerden gelmişsinizdir. Evet. Ama orayla duyduğumuz o aidiyet, o yardım, o insanlarla olan ilişkiler orada doğmaktan çok daha ileri seviyede olabiliyor ki siz de görebiliyoruz bunu muhakkak. Peki eksik olan nedir? Yani bir insanlara yardımcı olmaktır. Spor faaliyetlerinizi zaten yapıyorsunuz. Gençlere orada bir yönlendirici oluyorsunuz. Çünkü o yönü almayan gençler çok kötü şartlarda büyüyebilirler. Güzel olmayan hele yüzlerce, binlerce dış dünyadan gelen talebenin burada da olmasıyla hiç istemediğimiz aktivitelere de girebilirler. Çok tarif edici olmak istemiyorum o konuda. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Siz spor kurtarıcıdır böyle durumlarda ve siz en güzelini yapıyorsunuz gençlerimiz için. Startup'taki kurtarıcıdır. Ne yaparız? Çocuklarımızı küçük yaştan beri işte futbola yazdırırız, basketbola, işte jimnastik uğraşırız. Tabii. Ama tabii. Belirli bir müddet sonrasında ebeveynlerin yapacak bir şey yoktur. Çocuk belirli bir yaşa geldiği zaman otomatik olarak kendi yaşam şeklini belirlemeye başlar. Ve çevre etkili olur bunda. Evet. En önemli olan şey sosyal çevredir. Çocuğun nasıl bir sosyal çevrede yaşadığıdır. O çevreyi daha kaliteli hale getirebilmek için belirli mevkiler ve makamlar vardır. Nedir bu? Evet. Anne ve babanın hayatını kolaylaştırmak. Bir belediyenin görevi sadece çöp almak, çiçek ekmek olarak görünüyor. Değil, zaten bunları yapmak zorundasınız. Bunu mecbursunuz. Bölgeyi ne kadar geliştirdin? Ben bu soruyu sorarım. Hayvancı sadece hayvancılık yapıyor diye, nasıl olsa o zengin, onun hiçbir şeye ihtiyacı yok diye düşünülemez. Değil mi? Herkesin her şeye ihtiyacı var. Bölgede esnaflar kapanıyor. Bu bir belediye başkanının sorunudur. Benim esnafım niçin kapansın? Benim esnafım niçin evinde otursun, bunalıma girsin? Değil mi? Benim esnafımın çocuğu neden sıkıntı yaşasın? Bu silsile halinde gelen bir şeydir. Neden seçtim? Daha kaliteli hizmet vermek. Daha bir belediye başkanı elindeki yetkilerini ilgili bakanlıklarla kullanarak bölgeye yatırım yapması gerekiyor. Bölgeye bir çivi çakılmamış. Bölgeye yapılanların hepsi daha önceki belediye başkanları tarafından yapılmış. Kimse bunu inkar edemez. İsteyen istediğini söylesin. Halk da bunu farkında. Zaten bu ortalıkta konuşulan bir şey. Neden? Pandemi, tamam, diğer belediyelerde de pandemi vardı. Hepsi, tüm dünya pandemi sürecinden geçti. Bu bir bahane olamaz. Yani pandemi varken çiçek ekmek, insanlar sokağa çıkamıyor ki, siz çiçek ekiyorsunuz. Neyi göreceksiniz? O çiçek eksik olsun. Çünkü zaten insanlar sokağa çıkamıyor. Hele ihtiyaçlar, kanalizasyon problemi var. Tabii. Yol problemi var. Yani öncelik sırasını ayıramam. Ben bunu açıkçası eğitimsizliğe, disiplinsizliğe vuruyorum. Bir belediye başkanı olabilmek için çok zeki ya da çok zengin olmaya gerek yok. Görmek gerekiyor. İlgilenmek gerekiyor. Ben manifestomu hazırlarken görenler bana şunu söyledi. Aa, bunlar bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Çünkü ben dışarıdan kaynak bulabilirim. Ben hükümetin ne olursa olsun, bakın, yerel yönetimlerde hükümetle birlikte çalışmak zorundasınız. Hükümet bir güçtür. Tabii ki de. Bu yapılmamış. Eksiklikler kapatılmaya çalışmış. Eksiklikler kapatılmaz. Bir masaya yatırılır, çözülmeye çalışılır. Şey nasıl şu anda, değirmenliğin finansal borcu var mıdır? Var. Bu bir borç yönetilebilir mi? Yani böyle bir borçlu bir yeri aldığınızda yönetebilecek misiniz? Siz kaynak bulabilecek misiniz? Tabii ki. Bununla ilgili bir borç var. Şu an size rakam dillendirmemin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama belediyenin ciddi bir borcu var. Ve belediye şu anki yönetimine devralmadan önce bir önceki belediye başkanından ciddi bir parayla devralınmış. Aha, enteresan. Evet. Şu anda da ciddi bir borç var. Esnaflara borçlar var. Hepsi gelip buluyorlar. Yani bunlar bir belediyenin, her belediyenin borcu olabilir. Ama bilinçsizce yapılacak olan bir borcu kimse kabullenemez ki. Ben finansta yıllarca müfettişlik yaptım. Bir audit yaptığımda çözülemeyecek bir problem değil. Yönetilemeyen bir belediyeciliğin getirdiği borçlar olduğunu düşünüyorum.
Tabii. Kaynakların doğru yerlere doğru şekilde kullanılmamasından dolayı gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Bu borcun oluştuğunu düşünüyorum. Zaten benim bunu yönetip bununla ilgili kendime bir süre verdim. Bu süre içerisinde ilgili bakanlıklarımızla da görüştüm. Bu borçlar da kapatılacak. Ben söz vermiyorum, yani vaat ediyorum, direkt söylüyorum. Ben manifestoma koyduğum her şeyi yapacağım. Bunu yapacak güce de sahibim. Bunun kendi paramla da değil. Herkes böyle bir şey de var. Evruteran parayı basıyor. Yok böyle bir şey. Ben gece oturup para basmıyorum. Lütfen insanların halkı yanıltmasına izin vermeyin. Tabii böyle başarılı insanlarda bu problem var değil mi? Yani insanlar işte evet. Para zoruyla ya öyle da şu şey bu. Yok. Yani bu halbuki insana yardım isteği, başarmak isteği, daha iyi bir düzen kurma isteği. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sürü işletmeler başarılı insanlar tarafından yönetilir. Başarı da bir kazanç getirir. Bu kazancı kişilerin nasıl ve ne şekilde harcayacağı kişilerin inisiyatifindedir. Peki, tabii. Biz paylaşan bir aileyiz. Paylaştıkça büyüyen bir aileyiz. Bunun dışında bir şirkete, bir belediyeyi, herhangi bir yönetimi yönetmek için sadece para değil biraz da zeka gerektiğini de düşünüyoruz. Çünkü paranız vardır. Bunu doğru analiz edecek, doğru risklere girecek zekanız yoktur. Yönetemezsiniz. Elbette, elbette. Peki biraz projelerden bahsedebilir miyiz? Evet. Var mıdır projeleriniz? Ne düşünüyorsunuz değirmenlik halkı için? Değirmenlik için çok güzel projeler hazırladım. Değirmenlik halkının dilinden birebir istekler var. Bunlar öncelikle Akıncılar bölgesinde çok ciddi bir turizm bölgesiyiz biz. Değirmenliğin. Her karesini inceledim. Ve çok özel anlaşmalar yaptık. Özellikle hayvancılarımız için iki dev büyük firmayla bir anlaşma yaptık. Delaval ve Saflas'la bütün hayvancılara özel %20 indirimimiz olacak. Belediye başkanlığı sürecimin içerisinde. Hayvancılarımız bunu çok pozitif karşıladı. Çok mutlu oldular. Ben hayvancı olmadığım için bilemiyorum. Çok özür dilerim. Yani bu iki şirket. Bu iki şirket bütün hayvancılıktaki ihtiyaçları karşılayan, makine ihtiyaçlarını, sarf malzemelerini karşılayan, bütün hayvancılarımıza hizmet veren şirkettir. Anladım. İki şirketin de yöneticileriyle konuşarak bu şekilde sözlü belediye başkanlığını aldıktan sonra belediyemizle özel bir anlaşma yapacağız. Ve tüm herkes, bütün hayvancılar bundan yararlanabilecekler. Anladım. Atık sorunu var. Atık sorunu ile ilgili zaten ülkemizde bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapan iş adamlarımız var. Gidildi, görüşüldü. Sıfır atığa nasıl ulaşabiliriz boyutu var. Çünkü hayvancılıkta şu anda ben yollarda hayvan atıklarını görüyorum. İnsanlar çağırıyorlar. Atıklar toplanmıyor. İnsanlar çuvallara atıkları koyup kendi imkanlarıyla götürüyorlar. Tabii şu anda öyle. Hijyen konusu var. Bir de üstüne ceza yiyorlar. Yani tabii. Almadıkları hizmetin cezasını yiyorlar. İnsanlara arsalar tahsis edilmiş. O arsalarda hayvancılık yapılacak olarak görünüyor ama inşaatlar var. O üzücü değil mi? Çok tabii, üzücü. Tabii. Çünkü eminim her yerde olduğu gibi göç sizden de vardır dışarıya. Çünkü gençlik bir şey yapamıyor oralarda ve hakikaten arazi tesisleri yardımcı oluyor. Orada kök salmalarına yardımcı oluyor. Ama nedense bunları hemen ardından satılıyorlar. İşte arsalar tarım nasıl olduğu yeri bilinmediği bir şekilde. Bir aynen. Şekilde. Yani aynen. Bunlar başka yöntemlere kullanılıyor. O göç hala daha devam ediyor ve bir ran kapısına dönüşüyor. Evet. Biz o göçü olmak. Önlemek için çok ciddi çalışmalar yaptık. Bir kere bana şey diyorlar. Bana iş verecek misin? Hayır diyorum, ben işçi bulma kurumu değilim. Ama senin işe girmen için gerekli bütün koşulları, bütün imkanları yaratacağım. Yani bölgemdeki bütün işsizleri biliyorum. İşsizlerin meziyetlerini biliyorum. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Aynen. Üniversite okumayan daha makbuldür bu ara değil mi? Yani tabii ki. Çok herkes, ihtiyaç var. Ama herkesin bir meziyeti vardır. Evet. En kötü çok basit de olsa bir şey yapabilecek kabiliyette olan insanlar vardır. Ben bu insanların meziyetlerine göre tek tek iş kolları nasıl yaratabilir mi düşündüm. Ve bunları yarattım. Ve herkese bir iş bulunabilir. Belediye başkanının asli görevi yaratmaktır. Şimdi gittiğim her yerde diyor ki işte bana şu söz verildi, iş sözü verildi, tutulmadı. Evet, çünkü o iş sözünü yaratacak
istihdam yaratacak bir yapı oluşmamış. Bir çivi çakılmazsa istihdam oluşmaz. Evet. İstihdam oluşacak yerlerdeki kaynakları da sağ olsun üçüncü ülke vatandaşları çalışıyor şu an belediyede. Onu hala anlamış değiliz. Halkımız da anlamıyor. Benim halkım var burada. Benim evet. halkım varken ben niçin üçüncü ülke vatandaşını çalıştırıyorum? Evet, neden evet. ben başka birine yatırım yapıyorum? Benim köylüm açken, benim köylüm sıkıntı yaşarken neden diye sordum kendime. Bu evet. soruyu halkımız da soruyor. Peki o meziyet, siz arkadaş meziyetli fakat işte bir üniversite diploması olmayan arkadaşlarımıza hiç soruyor musunuz? İşte belediyede geçici statüde misafir öğrenciler veyahut da öğrenci statüsüyle gelmiş bir şekilde kalmış. Üçüncü dünya ülkeleri vatandaşları var. Yani siz orada bu işi alır mısınız, yapar mısınız diye hiç sordunuz mu? Çünkü öyle bir durum evet, gerçekleşiyor var. Kıbrıs'ta. Var. Biz Kıbrıslılar artık böyle işler yapmak istemiyoruz. Müdür doğduk. Yok, çok mütevaziler. General olmak istiyoruz yaşlandık bakın, sonra. Bakın aralarında var. Var. Gerçekten kesim kesim insanlar var. Ama gerçekten bakın insanlara anlattığınızda anlıyorlar. Hı-hı. İnsanlar çektiklerini biliyorlar. Ha, zamanında böyle fikri olan insan da artık böyle düşünmüyor. Bir kere işsizlik genelinde var. Tabii. Yani çok ben ona şey. İnanmıyorum. Bu bir bahanedir. Mesela belediyede bu işi yapmak istemiyor. Hayır değil. Bir sürü gencimiz var. Belediyeyle çöp toplamak değildir. Yani sıkıntı bu zaten. Belediyeciliği sokakta çöp toplamak, sokağa süpürmek olan gören bir yönetim zihniyeti olduğu için karşısındaki gencin meziyetini de bilmediği için ne yapıyor? Ahmet amca geliyor diyor ki benim bir oğlum var. İş istiyor. Oğlunun meziyeti sorulmuyor. Aslında orada bir maden kaçıyor. Bu sorulmadığı için insanlar işsiz kalıyor. Herkes çöpçü olamaz. Üst düzeylerde akrabalar, işte yakın tanıdıklar var. Böyle bir yapı olamaz. Evet, evet. Yani orada biraz da halkımız da sorunlu. Çünkü beklenti çok fazla oluyor işte halkımızdan. Ben kendim de eski yani işverenler olarak yeni bitirmiş bir insana daha böyle başlangıç bir iş verdim de yok efendim bizim ailemiz böyle bir şey kabul edemez. Kızım benim şunu yapacak ille ve kızını söke söke o işten aldı. Kız ağlayarak gitti. İş ortamını da çok beğenmişti. Pandemiden mesela. Önce miydi? Pandemiden önceydi evet. bu. Çünkü bu ülkede böyle bir şey var. Çok acı bir pandemi dönemi geçirdi. Turizm gelirlerinin tamamı kapandı. Esnaf kapanmak zorunda kaldı. Pandemiden öncesi ve sonrası insanlarımız kendilerini eğittiler. Çünkü parasızlığı gördük hepimiz. Değil mi? Bunu bizler de gördük. İş yerlerimize gidemedik. Hepimiz ne yaptık? Bütçelerimizi kıstık. Evleri olanlar şanslıydı. Kira ödemiyorlardı. Benzin alamadığımız dönemler oldu. Çünkü araçları kullanamıyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz. Tabii. Ben ülkedeki bu sıkıntıların özellikle insanların kendi sosyal statülerini belirlerken kendi çizdikleri yolun pandemiden önce ve pandemiden sonra olarak ayrıldığını düşünüyorum. Hı hı. Pandemi birçok kişiyi fazlasıyla bilinçlendirdi. Çünkü çaresiz kaldık hepimiz her konuda. Evet, işimizin değerini bildik. Evet. Daha üretim odaklı olmayı öğrendik. Aynen. Bir de eşlerimizi tanıdık değil mi? Böyle evde kalmakla evet. ne oldu diyorlar tabii. Peki size ne öğretti yani pandemi? Size daha iyi bir iş kadını olmayı öğretti mi mesela? Planlama yapmayı öğretti. Zaten her zaman hayata garanti bakmayan bir insanım. Her zaman ikinci ya da üçüncü planı olup ama birinci planının peşinde koşan bir kişi oldum. Hiçbir zaman da yenilmedim. Yenileceğim bir işe de girmedim. Pandemi sürecinde herkesin yaşadığını ben de yaşadım. Dolayısıyla ne oldu? Pandemi sonrasında daha nasıl planlı giderim? Daha planlı, daha kontrollü, daha disiplinli giderek iş yerlerimizde önlemler aldık. Tabii. Biz pandemi sürecinde kimseyi çıkartmadık. Tabii çıkartmak zorunda olan iş yerleri de vardı. Tabii. Ama ben tekrar söylüyorum. Disiplinli ve planlı bir çalışma. Çünkü yarın hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Tabii. Bu en büyük dersi oldu değil mi? Yani hayatı böyle tüm planlarken, dünyaya. Çok iyi işler yaparken, hatta işte 3 yıllık, 5 yıllık planlar yaparken, çünkü maalesef 10-15 yıllık planlar yapamıyoruz artık. Böyle 3-5 yıllık planlar yaparken
hiç beklemediğimiz bir pandemi oluştu ve evet. Her şeyin hayatın allak bullak olabileceğini ve aynen. Bundan sonra bunun artık bir olanak o haline geldiğini de görebiliyoruz. Yani bir başka pandemi de hayatımız bitmeden görebileceğimiz bize makuldür artık. Evet. Yani tek bir iyiliği oldu pandeminin bence. Dijitalleşmeyi öğrendik. Evet, çok iyi yere bastınız. Aynen. Evet. Dijitalleşmeyi öğrendik. Eğitimde de, öğretimde de, her türlü yapıda dijitalleşmeyi öğrendik. Bu biraz daha kötünün içerisindeki iyi bir çiçek, öyle söyleyeyim size. Evet. Ama bunun da faydalarını bence insanlar tabii. Şu anda alıyorlar diye tabii. Düşünüyorum. Ve en yani bir dijitalleşme, sizlerin yaptığı işler gibi ileri seviyede dijitalleşme. Evet. Bir de neneyle torunun, babaanneyle işte torunun birbirlerini görüntülü olarak konuşabilmesi ve bunu babaannenin artık yapabiliyor olması. Evet yani evet. 80 yaşında bunu başarmanın evet. Yani direkt giriyorlar görüntülü. Tabii daha eskiden önce herhangi ben bir çaba harcam. Hiçbir şey olmuyordu. Aynen. Ama artık yani hele işte 85 yaşındaki yapınca bu işi 80 yaşındaki ben hayda hayda yaparım diyor. Ve böyle girişken oldular. Çok da oldular. Keyif alıyorlar. Ben bölge halkıyla konuştuğumda inanılmaz da keyif alıyorlar. Çünkü her evet. Yaşta her şey öğrenilebilir. Evet muhakkak. Peki başka şeyler öğretmek istemez misiniz halka? Yani mesela sizdeki enerji, iş yapma kabiliyeti. Bakın %20 iskonto bugün korkunç bir başarıdır bunları alabilmek. Evet. Çünkü devletten beklediğimiz o yardım, o teşvik %10'larda, 20'lerde olduğunda onlar yani da hakikaten veriliyor. Teşvik ediyor, mutlu onlar ediyor. Da veriliyor. Onlar da çalıştınız evet, mı? Evet, evet. İlgili şöyle söyleyeyim. Devletten bir şey istemezseniz bir yerel yönetim ya da bir belediye başkanı olarak kimse size bir şey vermez. Dünya genelinde ağlamayan çocuğa meme yok diye bir tabir vardır. Evet, belki evet. Çok kaba olacak ama ben projelerimi ilgili bakanlıklara gidip istedim. Veriyorlar istediğinizde. Hmm. Sizi dinliyorlar. Bence siz istemesini biliyorsunuz. Çünkü çoğu var istiyor da bir şey alamıyor bakanlıklarımızdan. İnanın bana kimse bir şey istemiyor. Enteresan. Evet yani istenmediği zaman. Muhalefet istemedi. İstemediği zaman da hiçbir şey olmuyor. Benim istediklerim turizm şehriyiz. Ben Değirmenlik Akıncılar bölgesinin tamamını turizmden gelir kaynağı olan bir bölge haline getireceğim. Ve bunun için kendime 2 yıl veriyorum. Ne ben var iki bu yılda, 2 yılın içerisinde nasıl projeler var? Bu 2 yıl içerisinde bir teknokentimiz var. Aha. Evet, bu zaten konuşulan bir şey. Tabii. Kimse soruyor mu? Bu Ebru Töreağan'ın yarattığı bir şey değil. Bu zaten hükümetinizin bununla ilgili projeleri var. Tabii. Tabii. Ama kimse gidip sormuyor. Hatta bu konuda teşvik de veriyorlar diye aynen, biliyorum. Aynen yani benim bölgemde ne yapılacak diye kimse sormuyor. Sormuyor da seni sormanı kimse beklemiyor. Ülkemiz ilerliyor. Tabii. Ki ülkemiz epey ilerlemiş durumda. Bunun dışında bir drag pistimiz var. Yani tüm dünya ülkelerinden neden bize araçlar gelmesin? Şu anda Güney Kıbrıs'tan ve Türkiye'den araçlar geliyor. Bunlar çok ciddi geliri olan yarışlardır. Şöyle bir şey söyleyeyim orada. Çünkü drag pisti düşündüğüm zaman burada Z-Kart var Alayköy evet. Yoluna doğru. Hatırlıyorum orada onu ilk yapan ilk sahipleri... Yanılmıyorsam böyle 2 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yapmışlardı evet. O zaman. Evet. Ve dünya standartlarına hakim bir pisttir orası hakikaten. Evet. Ve böyle umutlarla ve dünya ülkeler arası yarışları planlamışlardı evet. Onu yapmak için. Ve olmadı. Yani Rumlar müsaade etmedi buna. Yani bir hatırlatma olarak yapmak evet. istiyorum bunu. Evet Türkiye'den gelenler var. Bireysel olarak Rumlar da gelip yarışıyor orada. Evet, evet. Geçtiğimiz şimdi. Yarışlarda oldu da. Evet oluyorlar. Fakat hala daha o international üstadçıya zemin elbette öyle. Ama o üstadçıya erişemiyor. Sadece zemin ya da şimdi biz ne yapıyoruz? İmkansızlıklar içerisinde yolu kapatıyoruz. Ama yolu kapatmamamız köprünün lazım. Köprünün altında oluyor bu değil mi? Evet. Böyle köprünün altı, çünkü evet. Bunun güvenliği var. Bunun insanların seyredecekleri yeri var. Tabii. Biz gerçekten projemizin içerisine ki bununla ilgili kaynaklarda herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Hı. Çünkü benim öyle de bir meziyetim var. Ben kaynak bulabiliyorum. Bütün gün içeride oturup binada oturup ne yapacağım diye düşünmüyorum. Ben dışarıya açılıyorum.
dışarıya açıldığım için kaynak bulabilme kabiliyetim var benim. Benim dostlarım var, ilgili belediyeler var. Ben herkesle iletişim rahat kurduğum için kaynak sorunum yok benim. Dolayısıyla drag pistine geldiğimizde bu çok büyük bir yatırım. Yatırım sadece drag pisti alanlarıyla değil. Burada ciddi bir istihdam var. Ben aslında bunu hadi yarış pisti yapılsın diye yapmıyorum. Tabii yani ben işte bir kilometrelik beton dökmüyorsunuz sadece. Kesinlikle hayır. Şimdi bunun tuvaletleri var, koruma alanları var, güvenlik personeli var. Köydeki civar köylerden esnafların kazançları var. Tabii. Bu drag pistinde olan yarışlarda diğer civar köylerden gelecek insanların... Ticarethaneye dönüşür bu anında. Aynen. Değil mi? Ben orayı para kazanan bir mekanizma haline getirmeye çalışıyorum. Her Tabii. araç yurt dışından geldiğinde bir bedel ödemek zorunda. Tabii. Bunlar çok büyük paralar. Bunun reklam geliri var. Zaten düşünün işte bilmiyorum drag pistleri haftada bir mi ayda bir mi olur bilmiyorum. Maalesef o grubu ben geçtim çoktan yapamıyorum öyle şey. Fakat bunun pratikleri vardır diye düşünüyorum. Devamlı açık kalan bir yer, devamlı o motor gürültüsü, devamlı o yarışlar oluyor. Devamlı gençler evet. oraya akıyor. Evet. Hani burası büyük bir cazibe noktası olabiliyor. Evet. Bakın çok şöyle haklısınız. Söyleyeyim bunun en büyük örneği Türkiye'dedir. Türkiye'de İzmit'te bir pist yapıldı. Yarış pisti yapıldı. Herkes dedi ki dağ başı gidilmez, yapılmaz. Gerçekten de öyleydi. Kuş uçmuyordu o dağ başında. Şimdi o dağ başı denilen yere bakıldığında inanılmaz bir sosyal konutlar bile oluşmaya başladı. Tüm tabii, dünyadan Schumacher'in gelip yarış yaptığı bir alan haline geldi. Oo, havluyu atarsınız artık bitti tabii. Evet. Tabii, yani şey. O kimsenin beğenmediği tarla. Bir pist sayesinde inanılmaz bir gelire dönüştü. Tabii. Benim böyle bir meziyetim var. Tabii. Ben anında gelir o civar, getirmek zorundayım. Civardaki arazilerin hemen böyle fiyat artışına... Arazilerin fiyatı artacak. Esnaf tamamen artık iş odaklı olacak. Yetişemeyecekler. Tabii. Yeni esnaflar oluşmaya başlayacak. Bunlarla ilgili her şeyi yapıyoruz biz zaten. Önce Tabii. küçük esnaf. Küçükten büyüğe doğru gider her şey. Yani büyük doğmuyoruz. Niye hepimiz? Küçücük doğuyoruz evet, ve yavaş adım yavaş büyüyoruz. Doğru tabii, mu? Tabii. Ben alttan başlayacağım. Önce bakkalımız, esnafımız, küçük esnaf yavaş yavaş büyüyecek. Daha da büyüsünler. Daha da ileriyi alttan itsinler. Gençlerimiz iş imkanı, çok çok keyif alacakları iş imkanları yaratıyorum onlara. Tabii. Sadece drag pisti için de konuşmuyorum ben. Yani inanılmaz iş imkanları var. Ve keyif alabilecekleri iş imkanı. Tabii, bunların tabii. hepsi çok önemli. Yurt dışında ben de çok önceleri ben de gider meraklısıydım seyrederdim. O kokuyu sevenler var yani evet. O yarışı o şeyi lastik kokusu falan sevenlerimiz var. Ve hakikaten çok hoştu. Yani on binlerce insanın hatta yüz binlere diyeceğim yani giden insanın trenler alıp işte günü gün edip de oraya evet. varanlar vardı. Aynen tarla dediğiniz gibi Türkiye'de. Evet, evet. Ve bunun başarısını ben de gördüm, şahit oldum. Yani hiç şüphem yok. Burada da bunun bir ihtiyaç olduğunu ve sizin de hakikaten böyle dünya standartında bir yer oluştuğunu düşünürsem bunun çok başarılı olacağını yani... Aksini yapmayacağız. Müneccim olmak gerekmiyor. Aksini yapmayacağız. Bu ülke için yapılması gereken en iyisi neyse onu yapacağız. Bunun için de hükümetimiz sonuna kadar arkamızda. Başarılı yaptığınız, doğru yaptığınız her projenin arkasında durabilen bir hükümetimize sahibiz. Evet, evet. Ben fantezi yapmıyorum. Olmayacak şeyleri de söylemiyorum. Olacak şeyler bunların hepsi. Benden halkımız gelir istedi. Bunu yaratabilirim. Benden halkımız istihdam ile istedi. Ben bunların hepsini yarattım. Çiçek ekmeyecek misiniz sağa Ekeceğim. Sola? Çiçek de ekeceksiniz. Ama böyle Peki. ilk birkaç ay orta göbeğe ekmeyeceğim. Değil mi? Çünkü o belediyecilik oralara kaldı artık. Yani işte biraz Maalesef. Çiçek ekmek İşte bu cehaletle alakalı bir Değil şeydir. Mi? Yani ve bununla gurur gezerken... duymak daha büyük bir cehalettir diye düşünüyorum. Çok özür diliyorum ama yani maalesef bu şekilde. Evet, evet. Çiçek zaten ekmek zorunda belediye. Değil mi? Hatırlarım hangi şeydi? Yonca'yı falan yaptığı yolun açılışı vardı çevre yolunun ve o zaman reis sormuştu yani hani bunun çevre düzenlemesi falan Aynen. filan herkes böyle kemküm etti yani Aynen. oldu olacak falan filan yani adam orada bunu
bekliyordu. Yani böyle bir yol açıyorsun, milyonlar dağıtıyorsun. Yani oraya işte iki tane çim tohumu at. Yani yeşersin, bir de üstünden makineyle geç. Şimdi düzgün olsun. Öncelikle olsun, kültürel değerlere sahip çıkılsın. Öncelikle çevre esnafı bir hareketlensin. Sonra o ekilen basit bir ot bile gül görünür insanlara. Tabii. Yani bu çok önemli bir şey bakın. Planlayarak ederek o çok rahat o ot güle dönüşür zaten. Evet. Yeter ki planlayın, kurgulayın. Zaten yani olsun. Bir de şu var. O otlar nereden alınıyor? O çiçekler nereden alıyor? Ben çevre esnafımın, bölge sınırları esnafımın dışına asla çıkmayacağım. Yani ot yetiştiremeyen varsa ölmüş. Otu yetiştiren adamı yok, da bulacaksınız otları diyorum. Zaten sahalara ekiyorlar sağ olsunlar. Ha, var yani futbol sahalarına bildiğiniz ot ekiyorlar. Sonra aşılamayla onu yazıktır insanlarla dalga geçilmesin. Yani ben saha yaptım deyip karşıma çıkılmasın. Saha nasıl yapılıyor? Gidin Karşıyaka Spor Kulübü'nün sahasını görün. Günahtır. İnsanlara bir de gazete haberleri yapılıyor. İşte ben sahaya çim ektim. Hayır, sen çim ekmedin. Sen hayvanların yiyeceği bir ot ektin oraya. Aşılamayla idare etmeye çalışıyorsun. Günahtır. Halkımız o kadar cahil değil. Görebiliyor. İnsanlarla dalga geçilmez. Evet, enteresan. Peki belediyecilik, yani yardım şu bu ama hakikaten o yönetmede, yani olan kaynağı da yönetmektir. Evet. İşte çöpü alacak arabadır aynı zamanda. Orada işleyen insanın evet. disiplinidir. Evet. Hani kardeş bugün sen ben geldim göster, beni idare et. Hepsi kaçıyorum. Var. Yani bunlar maalesef toplumumuzda var. Bunu nasıl bir ekiple yapacaksınız bunu? Bunu ekip yapmaz. Bunu lider yapar. Hı hı. Şu anda eğer belediyeye ait araçlar cenaze gibi atıl bir şekilde duruyorsa bunun sebebi o aracı kullanma yetkisi olmayan adamda değil, belediye başkanındadır. Hı hı. Kimse kusura bakmasın. Bunun sorumluluğu da ondadır. Diğer kullanılan araçlarda niye kullanılıyor ya da niçin tamirat bölümü kapalı? Neden bu arabalar araba mezarlığına dönmüş diye bir sorulur. Hı. Yani böyle bir her durum gücü var, şu anda var tabii var. Ki. Var tabii ki. Bu gazetelere de yansıdı. Halk bundan şikayetçi. Yani o arabaları kullanmak için de insan lazım. Araç filomuz var, oyun var, buyum var, havalı havalı geziliyor. Bir dakika. Bir de orada ya, yatan araçlar var. Milli bir servettir o. O senin tabii malın de. Değil. O Değirmenlik Belediyesi'nin malı. Milli bir servet heba olmuş durumda. O kadar dikkatinizi çekti yani. Benim dikkatimi değil, halkımızın dikkatini çekiyor. Görülmüyor zannediyor. O evden tekerlekli sandalyesiyle çıkamayan Ayşe teyze de görüyor onu. Yani halk küçümsenmemeli. Hepsi benim başımın üstünde o yüzden. Beni o kadar güzel bilinçlendirdiler ki. O kadar güzel öğretiyorlar ki. Çünkü yaşadıklarından mutlu değiller. Bakın yerel yönetim vergilerini ödüyorlar. Üstlerine düşen her şeyi yapıyorlar. Ama hizmet alamıyorlar. Böyle bir dünya yok. Evet. Sizce bu işte drag pistidir, işte belki de spor alanlarının gelişmesidir, işte yerel esnafa işi vermektir, dışarıdan alınacağına işi dışarıdan vermektir. Dışarıdan ben söylüyorum, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi içerisinde bu kasin ve ketidir. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Bir belediyeden para götürmenin en kolay yolu, çok iyi bir finansçı ve müfettiş olduğum için söylüyorum, dışarıdan hizmet alan firmaların yaptığı hizmettir. Ben belediye sınırları içerisinden hizmet alacağım. Almayacağım. Almayacağım. İçeride kaynak yoksa içeridekini eğiteceğim. Gene kaynağımı içeride tutacağım. Ben büyüyeceğim. Ben büyüyen bir Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin belediye başkanı olacağım. Büyüyen, para kazanan, istihdam yaratan bir belediye başkanı olacağım. Ben bu adada bir ilki gerçekleştireceğim. Yani iddialısınız bu konuda. Evet. Yani bu hem mutlu edici hem de birçok iddia. Peki şöyle bir teste girer misiniz? Yani ben şunları vaat ettim. İşte bunu ben ilk
kuarterde yapacağım ya da işte bir senede bunu başaracağım. İşte üçüncü senem böyle olacak. Böyle ayırabiliyor musunuz? Tarih kısmen verdiniz mi bu vaatlerinize? Kısmen çünkü şöyle söyleyeyim. Öncelikle halkın bana güvenle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü Ebru Toyran onlara şimdiye kadar verdiği, iki yıldan beri verdiğim bütün sözleri tuttum. Sokaktan geçerken bir şey istediler, tuttum. Yaşanabilir hale getirdim. Ebru Toyran sadece Değirmenlik Akıncılar Bölgesi'nde değil, güzel ülkemizin diğer topraklarında da bunu yaptı. Bir kere şu konuda eminler. Bir söz verirsem sadece Ebru vereceğim sözleri tutuyorum ve yapıyorum. Hatta daha fazlasını yapıyorum. Bu konuda hiçbir sıkıntıları yok. Belediye başkanlığı süreci içerisinde de evet öncelikler var. Tabii ki önceliklerimi ayırdım. Bir kere o kadar kötü bir yönetim devralacağım ki, o kadar büyük hasarlı bir yönetim devralacağım ki, bir yandan finansını düzeltmeye çalışırken, bir yandan istihdam ve şu şekilde geliyor, istihdamları düzeltirken diğer yandan da küçük esnafın korunmasına yönelik çok güzel çalışmalar var. Bir yandan da onu götürmek zorundayım. Ve bunların hepsi aynı ölçekte olmak zorunda. Birini öne çekemem. Ekibi biraz da onun için sordum. Yani bunu yani ekiple başarabilirsiniz diye. Tabii ki belediyemizin içerisinde çok değerli insanlar çalışıyorlar. Eminim onlar da çok keyifli çalışacaklar. Zaten çok mütevazı olmayacağım. Benle çalışmak çok büyük bir keyiftir. Ben de onlarla çalışmaktan çoğunu tanıyorum. Çok büyük keyif alacağım. Şöyle bir dedikodu da varmış. Ebru Toyran gelsin herkesi işten çıkaracak. Niye? Ben sizlere iş bulmaya çalışıyorum. Niçin sizin ekmeğinizle oynayayım? Ben size ekmek getirmeye geliyorum. Alamadığınız ekmeği, alamadığınız hakkı getiriyorum. Niçin size işten çıkartayım? Benden duymadığınız bir şeye lütfen inanmayın. Sizden tek ricam bu. Evet. Çünkü çok ben net tabii söylüyorum. Herkes bilir beni. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ben herkesin her istediğine evet demiyorum. Hayır diyorum, bu yapılabilecek bir şey değil. Hükümetten biz bunu istedik. Ama istediğin yapılamaz. Sana yanlış vaat verilmiş. Anlıyorlar insanlarımız. Ve tabii hak da veriyorlar. Tabii. Değirmenliğin başka güçleri nedir? Yani güç bulabileceğiniz, sizin de yani onun üzerine koyabileceğiniz. Tarihi kültürümüz. Yok edilen bir tarihi kültürümüz var. Yok edilen spor sahaları var. En büyük güç budur. Bölgeye insan çekmek. Şu an en basiti değirmenlerimizi çalıştırabilsek, yok edilen tren istasyonumuzu tekrar yerine getirsek, bunların hepsi birer uğrak noktasıdır. Değirmenlik bölgesinde ben bir tane kahverengi tabela görmedim. Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin. Bir şeyi vardır. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sadece kahverengi tabelalara saparsınız. O sizi tarihi bir kültüre götürür. Evet. Tam tersi yok edilmiş. Olmaz. Çok enteresan. Çünkü ben her seferinde söylüyorum, her seferinde bu adada ayağımızı bastığımız her toprak atalarımızın kanlarıyla kaplı. Bu bedel çok ağır ödendi. Evet. Ve siz çok Ercan'ın eski bir gelirini alır değil mısınız? Değirmenlik Ercan'ın gelirini alır değil mi? Tabii ki. Alır. Tabii ki. O yeterli mi sizce? Yani çünkü yeni uçak alanı da yapıldığında daha fazla uçaklar gelecek, daha büyük uçaklar gelecek. Sizlerin de geliri artmış olacak. Geçmişte hep yeterli olarak görülmüş. Bununla ilgili çalışmalarımız da var hükümetimizin. Onlar açıklamalarını yapacaklardır. O gelir herkese yetecek durumda. Evet, çünkü dağılacak da yani bir şekilde dağılması gerekiyor. Dağılması gerekiyor. Bir de sadece havalimanı var deyip yatan bir belediyecilik olamaz. Bu mümkün değil. Evet, yani bu geçmişte mümkün değil. Evet. Geçmişte böyle olmuş. Evet. Yani çünkü havalimanı havalimanı olmasaydı ne olacaktı? Düşünsenize. Çok fakir bir belediye. Adanın en iyi belediyesiyiz ama borç içindeyiz. Nasıl bir plansızlıktır bu? Şimdi borca girmek yiğidin kamçısıdır. Sorun değil, iş insanısınız. Fakat o borca karşılık ne var yani İşte öbür ben tarafta de o sorunun cevabını değil bulamadım. Hani saksı saksı çiçekler var. Evet. Çok güzeller, evet. Çiçekleri çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Evet, anayollarımızda falan. Ama yani biraz artık yani görsellik her şey değildir. Evet. Yani bir insanla tanıştığınızda çok güzel olabilir. Ama iki kelime edersiniz, bir daha görüşmek istemezsiniz. Elbette,
Elbette. İnsanların şeyi nerede? Yani o göçte geriye kalan insanlarla, çünkü insan sizin en büyük kaynağınızdır. Yani evet. Para bir taraftan, evet. İnsan kaynağınız kesinlikle. Çok önemlidir. O insanlarla oranın iyi bir turizm kenti olabileceğini yani görebiliyorsunuz. Yani evet. Bu ışığı zaten bize çok parlak bir şekilde sunuyorsunuz. Teşekkür zaten ederim. Ben bunu yapabileceğim diye. Burada da desteği alırsanız muhakkak bir başarı hikayesi var burada. Yani evet. Siz başlamadan bir evet. Başarı hikayesi var. Zaten bunu belki de yani olsa olmasa finanse olarak da böyle bir konuma girmek istersiniz. Çünkü hakikaten çok iyi bir iş planına da benziyor. Evet, çok güzel planladım. Evet. Yani her aşamasını, 26 Aralık sonrasını ben çok güzel planladım halkımız için. Onlar da biliyorlar, konuşuyoruz zaten, sürekli konuşuyoruz. Artık bir dur diyelim. Gerçekten bir dur diyelim. Yani körü körüne sizlerin parasıyla, değil mi? Sizlerin emeğiyle, sizlerin alın teriyle niçin eziyet çekiyorsunuz? Neden? Bu diktatörlüktür, bu doğru değildir. Bir belediye başkanı size hizmet etmek zorundadır. Yani siz kimsenin adamı, kimsenin insanı değilsiniz. Buna izin vermeyin. Çünkü siz yaşadığınız hayatın bedelini ödüyorsunuz. Kimsenin hakkı yok buna karışmaya. Yapmadığınız hatalardan sizler sorumlu tutuluyorsunuz. Yollardaki çukurlar yüzünden araçlar, ova yolları açtım. Çok güzel yaptın. Da ova yolu açmanın da bir usulü vardır. Arabalar geçmiyor. O zaman yol dememek lazım değil mi? Araba geçemiyorsa. Çoğu zaten kendi yapıyor. Yani lütfen çok bilinçlisiniz. Bunu görüyorum. O kadar güzel. Bakın 7'den 77'ye o kadar güzel dertlerini anlatıyorlar ki. Sadece dinlemek gerekiyor. Bu kadar. Değil mi? Çünkü çözümleri de var. Çok basit. Doğru yönetilemeyen bir sistem var. Evet. Bu kampanyayı siz nasıl, ne kadar daha, çünkü çok az bir zaman kaldı değil mi? Yani evet. Büyük bir hazırlık olmadı. Çok şanssız bir seçim evet. Konumundan geçiyoruz ve siz yeteri kadar sesinizi duyurabilecek misiniz? Şimdi bizde bir şey var böyle işte, belediye başkan ya da başkan adayları meyhanelerde epey vakit geçirirler. Ben de geçirdim. Evet, bunu yapacak mısınız diye sorum yaptım. Vardı orada. Bunların hepsini çünkü yaptım. Bunlar böyle yani, sonuçta yerel halk bunu bekliyor. Ben meyhaneye bekliyor. De gittim, kahveye de gittim, evlere de gittim. Okullara da gittim. Posterleri de yapıştırdım diyorsun, yapıştıracağım diyorsunuz. Yapıştırdım. Evet. Yapıştırdım. Bravo. Yani bilinirlik açısından bilinmediğimi düşünmüyorum. Çünkü başarılı bir iş kadınıyım. Bunu kalabalık olarak görmeyin. Ben başarılıyım. Çünkü çalışıyorum. Çünkü ben emek harcıyorum. Yeri geliyor 200 saatlik uykuyla ayakta duruyorum. Benim çocuğum 8 yaşında. Benim çocuğumu ben Değirmenlik Akıncılar bölgesindeyim. Oradaki gençler yetiştirecek. Benim çocuğum oradan ne görürse bunu alacak. Evet. Ben herkesin çocuğu için. Değil evet, mi? Evet. Herkesin çocuğu için ben hizmet vereceğim. Kendi çocuğum da onlarla kaynaşıyor. Benim çocuğumun arkadaşları oranın çocukları. Evet. Yani bu çok değerli bir şey. Tabii. Yani siz oraya. Ben oradaki insanlarla yemeğimi yiyorum, kahvemi içiyorum. Oradaki insanlarla bir şey, acıyı ya da kötüyü paylaşıyorum, mutluluğu paylaşıyorum. Ya acılar bile, acının bile paylaşılma şekli vardır. Tabii. Bunu bile dejenere eden bir yönetim var şu anda. Çok ayıp. İnsanların evet. Acıları doğru paylaşılmalı. Bir gazete ilanı olmamalı. Mesela manifestomun evet. İçerisinde bu da var. Manifestonun içerisinde ve bunu ilk defa sizde açıklıyorum. Benim şansım. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Acılı ailelere bir özel bir program oluşturduk. Vefat paketinden sonra bu insanların borçları var. Aileler, çocuklar varsa psikolojik destek almaları gerekiyor. Eşler. Bay ya da bayan fark etmez. Bu çocukların bir okul ihtiyacı var. Bununla ilgili biz hizmet vereceğiz. Hem psikolojik destek hizmeti, borç yapılandırma hizmeti, aileyi bırakmıyoruz. Vefat ilanından ibaret değil. Bunun danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak o kişilere vereceğiz. Evet.
İnsanlar psikologlarla, psikiyatristlerle yani evet. Sözlü olarak konuştum. Anlaşılacak. Ayaklarına gelecek. Çünkü herkes psikoloğa ya da psikiyatriste gitmek istemez. Ben kendi mesleğimden bilirim. Hep bir arka kapılı apartman falan seçerdim ki ön kapıdan girmek istemeyenler arka kapıdan girsinler evet, diye. Evet, bizde istigma. Biz bu desteği vermek zorundayız. Tabii. Aynı zamanda tekrar manifestomun içerisinde olan 3 tane ayrı hukuk firmasıyla görüştüm. İnsanların davaları oluyor, mahkemeleri oluyor. Parasızlıktan kendilerini savunamıyorlar. Biz böyle bir hizmet de veriyoruz. Hukuki danışmanlık hizmeti, belediye olarak ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti. Güzel, çok güzel. Bunların hepsi halkımız için. Tabii. İnsanlara yardım yapılıyor. Kuran Hanım, profesyonel olması için aile sahip çıksa bile... işte eşi vefat eder, işte ya sat malını onu kadar. yap bunu şunu yap. Hayır, ama mal satılmadan hiçbiri... da yapılabilir. Aynen, yani profesyonel değil. Yani bir aset kaybolursa kaybolur gider. Yerine koymak aynen. Artık daha da zordur hayatta. Halbuki aynen. O aseti para getirecek bir şekilde sokulduğunda hem borcunuzu halledersiniz hem de orada duran aset hala daha değerlenir. Tabii mesela. Borçlu olan kişi borcunu ödeme kapasitesini biliyor. Alacaklı ya alamayacak. Hukuki bir süreç başlayacak. Ya da razı olacak. Bütün vefatlı ailelerde bu yaşanıyor. Tabii. Yani o çocuğun, ben birçok çocuğun yardım edilmediği için okuluna gidemediğini biliyorum. Tabii, yazık, yazık. Çok yazık. Tabii. Profesyonel olması, yani bunu belediyenin halletmesi bence evet. Çok müthiş ve bir gizli açılım. Olmalı. Yapılan yardımlar insanlara dalga geçilirmiş gibi kapı kapı erzak bırakılıyor. Bu yanlış bir şey. İnsanları rencide etmeyin. Herkesin imkanı evet. Aynı olmayabilir. İnsanlara yaptığınız iyilikler, şu anda yapılan iyilikler, bas bas kahvelerde bağırılarak ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, bu ayıptır. Bu ayıptır. İyilik evet. Yapmanın da bir şekli tabii vardır. Tabii Müslümanlıkla gitmez böyle şeyler. Yani yok, evet. Sağ el, sol el bir de yeni bir şey çıkmış. Tabii. Elinizi vicdanınıza koyup 25 Aralık'ta gidin. Ne vicdanı? İnsanlar neyin vicdanı? El vicdanına koyarak oy mu verilir? Kafanızı kullanın. Sizler zeki insanlarsınız. Yani evet. Yürekle iş, tamam. İş yapmanın bir kısmıdır yürekli olmak. O işi istemektir. Tabii, tabii. Ama bu vicdanla oy verilir mi? Tabii, bu sadaka değil bu. Yani kesinlikle. Bu topluma vereceğiniz. Kesinlikle. Sana 4 yıl verildi, yapsaydın. Aynen. Sen iyi olsaydın ben konuşulmuyor olurdum zaten şu anda. Kimse bana kucak açmazdı. Haksız mıyım? Tamamıyla. Zaten böyle bir ilgiyi görmeseniz, böyle bir boşluğu görmeseniz. Kesinlikle. Siz de yani yaklaşmazdınız aynen. Böyle bir şeye. Aynen. Son size bir dakika verebilirim söylemek istediğiniz bir şey varsa. Çünkü zamanımız. Öncelikle beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifliydi sizinle sohbet etmek. Onun dışında bölge halkının zaten sürekli yanındayım. Bundan sonra daha çok birlikte olmak istiyorum. Onları çok seviyorum. Onlara çok değer veriyorum. Tabii. Onlara değer kolay vermek istediğim ulaşabilir, çok kolay ulaşabiliyorum. Evet, herkes bana çok kolay ulaşabiliyor. Bu da çok keyifli oluyor. Onlar için neler yapmak istediklerimi biliyorlar ve özellikle ben şuna çok teşekkür ediyorum. Gittiğim her bölgede bana çok güzel kucak açıyorsunuz. Bu konuda çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ben hiçbir parti ayrımı yapmaksızın. Onlara kucağımı açtım. Çok zor ikna oldular ama şu anda bunu çok iyi biliyorlar. Çok teşekkür ediyorum gittiğim her bölgede bana kucak açtığınız için. Hatta bazı marketlere girdiğimde ücret almıyorlar o boyutta. Oh, kavga boyuta. Ediyoruz artık. Enteresan. Başkanım yapmayın diye. Enteresan. Bunlar çok keyifli şeyler. Sizleri çok seviyorum. Vicdanınızla değil, aklınızla ve zekanızla size kim iyi hizmet verecek ise ona oyunuzu verin. Bravo. Sizden tek istediğim o. Artık yaşam standartlarınızın yükselmesi gerekiyor. Biz milenyumu da geçtik artık. Evet. Aynen. Her şeyin olması bölgemiz gerektiği gibi. Bölgemiz her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Ben yapmak istiyorum. Siz izin verirseniz yapacağım. Siz sahip çıkarsanız yapacağım. Bravo. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ebru Törehan'ı dinlediniz. Nasıl tırnak içinde dümdük yani söylüyor. Bunun başka tarafı yok. Projelerini hakikaten ben de enteresan buldum. Daha değişik buldum. Daha da projeleri olduğunu biliyorum. İnşallah bunların hem zamanında hem vaktini bulur ve yapar. Çünkü
Bu kadarla değil, daha çoğuyla geleceğine eminim projeler hususunda. Ne diyeyim, Değirmenlik bölgesi şanslısınız ki böyle adaylarınız var. Dediği çok doğru, aklınızı kullanın. Bu ille de Ebru Hanım'a oy vereceksiniz demiyorum. Aklınızı kullanarak size kim hizmet verecekse onun için oy verin. Ama dinleyin, sizin için ne yapılabilir, o çok çok önemli olacak. Peki Ebru Hanım'a teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyorum. Ve güzel bir hafta, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle de hoşça kalın istiyoruz.